Yazılar Derneği'nin sevgili takipçileri, bugün sizler için Dumansız Hava Saha sohbetlerimizde Çay Cuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'yı konuk edeceğiz. Birazdan kendisi bizimle birlikte olacak ve özellikle onunla biliyorsunuz biz pandemi döneminde sigarasız hayatla ilgili, yani sigarasız evde kal, şimdi bırakma zamanı kampanyamızla ilgili videolarımız olmuştu ve o videolarımıza özellikle destek veren kişilerden birisiydi belediye başkanımız. Ve sağ olsun ricada bulundum. Çünkü aynı zamanda hem sigara içmiş hem de uzun dönem içmiş ama bir süre sonra bırakmış birisi olarak Çay Cuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı bizimle beraber. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çay Cuma'da özel bir konser etkinliği vesilesiyle sizinle tanışmış oldum. Çay Cuma'nın ne kadar güzel bir yer olduğunu, sizin de orada ne kadar çok sevildiğinizi kendi gözlerimle görmüş, şahit olmuş oldum. Sizin o samimiyetinize güvenerek de bugünkü sohbetimize sizi davet etmek istedim. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizin bu davetinizi memnuniyetle kabul ettim. Hem sizin davetiniz olması hem de topluma ve insana çok zarar veren bu konuda benim de minik de olsa bir katkım olması için severek geldim ben de. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani özellikle Çay Cuma'da yılları geçmiş birisiniz. Çay Cuma doğumlusunuz. Babanız uzun yıllar Nihat Bey. Çay Cuma'da belediye başkanlığı yapmış birisi. Yani kuşaklar boyunca aslında Çay Cuma'ya hizmet yapmış, Çay Cuma'ya gönülden bağlanmış bir ailenin aynı zamanda en büyük oğlusunuz bildiğim kadarıyla. Ben sizin yorumunuzla biraz Çay Cuma'yı aslında tanıtmak istiyorum izleyenlerimize. Bir kişi mesela Çay Cuma'ya geldiği zaman özellikle ve özellikle gitmesi gereken yer, gitmezse olmazı, kesinlikle sizi buraya götürürler dediğiniz ve bir Çay Cuma'nın yorumuyla Çay Cuma nasıl bir yer? Sizinle özellikle tanıyalım isterim. Çay Cuma tabii Türkiye'de 27 bin nüfuslu küçücük bir yer aslında ama benim için dünyanın merkezi tabii ki. Çünkü ben burada doğdum. Benim babam burada 20 yıla yakın Çay Cuma'ya hizmet etti. Ben de 60 yaşından sonra Çay Cuma'ya hizmet etme imkanı buldum. Çay Cuma her şeyden önce dünyanın birçok güzel şehri gibi içinden nehir geçen bir şehir. Batı Karadeniz'de yer alıyor. Zonguldak'ın bir ilçesiyiz biz. Ve Çay Cuma'nın içinden Kastamonu, Bolu bölgesinden İç Anadolu'nun yükseklerinden gelen bir Pilyos çayımız var. O Çay Cuma'ya gelmeden kısa bir süre önce kolları birleşiyor ve Çay Cuma'nın içinden geçiyor. Pilyos çayı tarihi bir nehir. Bilyaus adını alıyor. Eskiden mitolojide de var. Ve hatta Bitinya ile Paflagonya'yı birbirinden ayıran bir sınır hüviyetinde. Birçok içinden su geçen şehir olduğu gibi de böyle bir avantajı var. Dünyanın en güzel şehirleri içinde nehir geçen yerler. Biz de Çay Cuma'yı bu kendi ölçeğinde, elbette fazla abartmamamız lazım, kendi ölçeğinde çok güzel yaşanabilir bir yer olması için gayret ediyoruz. Çünkü Yaradan bize her şeyi vermiş. Yani ormanı vermiş, suyu vermiş. Bölgenin %70'i orman. Hemen deniz 20 kilometre mesafede. İklim gayet mutedil. Doğa çok güzel. Bizim toplum yapımız, insanlarımız da son derece uyumlu. Monis insanlar. Böyle bir yerde ben de yaşamımın dolgun döneminde daha önceki elde ettiğim tecrübeleri aslında çok böyle bir şey hesapta yoktu ama karşıma birden çıktı. Çünkü babamın Çay Cuma'ya bir ömür adadığını bildiğim için görevini belediye başkanlığı yapmış. Çok uzun bir süreçte kalmış aslında orada belediye başkanlığı. Hem de o çok zor zamanlarda, yani bir köyden bir kasabaya dönüşme sancılarının yaşandığı bir dönemde küçücük bir yerden bir ilçe yaratmak için o işte aile olarak biz görevimizi yapmış diye düşünüyorduk ama demek ki tam yapmamışız ki bu görev bana da nasip oldu. Ama iyi ki de olmuş. Ben babanın zamanında yaşadığımız gençlik dönemimizde yaşadığımız sıkıntılardan ötürü
bu işe çok serin bakıyordum. Ama iyi ki olmuş. 6 yıldır, 6 yıl tamamladık. Çarşamba'ya çok güzel şeyler yaptık. Şimdi belediye başkanlığını genelde zor iş diye tanımlarlar. Hakikaten belediye başkanlığı 24 saat çalışmayı Sorumluluğu gerektiren, çok fazla olan bir görev sorumluluğu tabii. fazla, fakat ben diyorum ki belediye başkanı ya çok ayrıcalıklı bir konum. Size bir coğrafya parçası veriyorlar. İnsanı, içini insanlarla dolduruyorlar, canlılarla dolduruyorlar. Şehir teslim ediyorlar ve de bir para veriyorlar size. Alın bu parayı, bu şehir için harca diyorlar. Şehri Şimdi güzelleştir diyorlar aslında. evet, yani dünyanın en büyük zenginin bile böyle bir şansı yok. Adam fabrika yapar, bir fabrika daha yapar, fabrikasını büyütür, büyütür de büyütür, başka yere fabrika kur. Ama bu başka bir şey. İnsana hizmet ediyorsunuz ve yaptığınız her şey yüzlerce, binlerce insanın merceği altında. Eğer güzel bir şey yaparsanız onların mutluluğunu gözlerinden okuyorsunuz. Eğer hoşuna gitmeyen şeyler olursa da Benim orada şimdi gözlemlediğim bir şey vardı başkanım. Şimdi o mutluluğu gözlerinizden okuyorsunuz deyince kusura bakmayın sözünüzü böldüm ama. Ben oraya geldiğimde benim oradaki insanlarda en çok gözlemlediğim şey buydu. İnsanlar çok mutluydu, çok rahattı. Şimdi bir yerde mesela bir belediye başkanı ile oturduğu zaman herkes muhakkak bir şeyler olmasını ister. Gelir bir şeyler sorar, bir derdi vardır, bir sorunu vardır onun çözülmesiyle ilgili. Ama bizim olduğumuz, oturduğumuz ortamda herkes artık her şey yolundaymışçasına. Siz de çok doğalsınız, çok onlarla birlikte her zaman o bütünleşmişliği yaşamış durumdasınız, çok belli. O herkeste bir o huzuru, o mutluluğu yaşadım, gördüm açıkçası ben orada bulunduğum süreç çok içerisinde. kısa süre kalmıştınız aslında, çok hemen o kısa süre içinde çok Evet. güzel tespitler yapmışsınız. Tebrik ederim sizi. Ben şunu iddia ediyorum, yani sadece ben değil, belki bilimsel olarak da böyledir. İnsanlar nasıl bir ortamda yaşarlarsa ruh halleri de ona göre şekillenir. Evet. Karmaşık, stresli bir yerde yaşayan insanın kendisi de stresli olur. Davranışları da öyle olur. Eğer yaşam koşulları iyiyse, rahatsa, yaşadığı evden, sokaktan, şehirden memnunsa kişi, kendisi de huzurlu ve mutlu olur diye düşünüyorum. Ve Çağcım'da da biz bunu günden güne görüyoruz. Hakikaten tespitiniz doğru. Bana inanın, çok az böyle sorunlar intikal eder. Böyle yani mutsuz insan, problem yaratan insan sayısı hakikaten Çağcım'da çok az. Yani biz daha çok, Evet. benim hemşehrilerim benim fahri görevlim gibi çalışır. Bir yerde gördükleri iyi bir şeyi veya bir eksiği, bir hatayı paylaşırlar. Gecenin herhangi bir saatinde mesela bir rögar kapağı kırılmışsa onun fotoğrafını yollar. Böyle yani hemşehrilerimizle bir de böyle bir bağımız var. Benim en iyi personelim, maaş ödemediğim hemşehrilerim. Böyle güzel bir şey var yani. Evet, şehrin içinde sizin adınıza aslında gözlemler yapıyorlar. Size ulaştırıyorlar sanırım. En azından şurada şu noktada su sorun var diye size ulaşıyor. Bu bile çok önemli bir şey. Yani sizin o Serap, dakika Serap bakın, ulaşamadığınız noktadan size yani güzel bir bilgi geliyor. o kadar dikkatliler ki vallahi böyle ipte yürüyen cambaz gibi hissediyorum bazen kendimi. Mesela geçen 2-3 gün öncesinde bir asfalt döktük bir yere. Ya çizgisinin eğriliğinden, asfaltın kalınlığından, rengine varıncaya kadar nasıl yorumlar geliyor anlatamam size. Yani müthiş bir şey. Bir böyle hani dikkatle bir maç izleyen seyirci olur ya, onun gibi aynı. Çünkü zevk alıyor yapılan işlerde. Tercüme halkı. Şöyle bir şey de var. Ben tabii orada biliyorsunuz böyle biraz kültürel düzey yüksek, bütün ünlü eski şairlerimizden bahsettiğimiz bir proje gerçekleştirmiştim. Gerçekten katılım ve katılan kişilerin benim anlattığım kişiler hakkındaki o hikayeler hakkındaki bilgileri, yorumları, katılımları o da çok önemli, çok güzeldi. Yani herkes bilinçli bir şekilde izledi, dinledi. Yani kültürel anlamda da aslında kendini çok belli bir aşamaya taşımış kişiler var Çaycuma'da. Bu da çok önemli bence. Entelektüel düzeyimiz yüksektir gerçekten. Bizim bir kültür merkezimiz var, birçok ilçede olmayan. İnanın orada rezervasyon yaptırmaya sıra bulamıyoruz. Çünkü hakikaten tiyatro, konser ve diğer sanat etkinlikleri konusunda böyle sırayla hakikaten yer bulmakta zorlanıyoruz. Şimdi işte yeni belediye binamıza taşındık. Orada da çok güzel 2 tane salonumuz olacak. Yani bu Ben eski binaya halkımızı... gelmiştim. Şu anda o binada değilsiniz sanırım. Sizi ziyaret Şimdi ettim. yeni binadayız. Evet. Arkamda da eğer fark edebiliyorsun, büyük Atatürk'ümüzün silüeti var.
Harika. Yeni taşındık. Böyle taze taze kokuyor binamız daha yepyeni. Ne güzel, ne güzel. İnşallah bu yenilik aynı zamanda Çaycumaya da çok pek çok güzel yenilikler getirsin. Yeni projeler neler o zaman, onu da sorayım hazır. Yeni binadayken bir şekilde. Ben geçen dönem 2014'te aday olduğumda Çaycuma'nın çok önemli gecikmiş temel sorunları vardı. Yani bu sorunları ortaya koymuştum. Çok mutluyum ki o geçen 5 yıllık dönemde bütün bu temel sorunları hakikaten çok önemli mesafeler aldık. Hatta göreve gelmeden önce belediyeyi tanımadığım için durumunu, kapasitesini bilmiyordum. Ama 5 yıl itibariyle baktığımızda düşündüğünden, hayal ettiğinden çok daha fazlasını yaptık. Şimdi birçok insan bunu diyebilir ki, ya sen bunları söyledin, bunları biz yapılacağına bile inanmıyorduk. Yapıldı, bitti. Hayır, öyle değil. Şimdi onlar bitti, bambaşka daha şeye benziyor, bir dağa tırmanmaya benziyor. Yükseldikçe ufkumuz genişliyor. Çağcım artık çok güzel bir kent olmaya doğru gidiyor. Birçok yeni imar alanlarını elde ettik. İşte 30 bine yakın şu anda bir nüfusumuz var. 100 bin nüfusu bir şehrin temellerini hazırladık. İşte nehir üzerinde güzel bir gerdanlık gibi köprülerimiz olmaya başladı. Şimdi iki tane birden köprü inşaatımız başladı. Bir taraftan da Çaycuma'da bölgenin gerek endüstrileşmesiyle ilgili gerekse turizm potansiyelinden dolayı bölgenin parlayan yıldızı. Zonguldak merkezde bizim çok büyük sorunlarımız var. Zonguldak merkez çok engebeli, çok zor bir yer. Kent sorunları çok yüksek. Bölgede gelişme potansiyeli en güzel yer Çaycuma. Bizde güzel olan şu, biz de bunun hazırlığını yaptık. Çaycuma hızlı bir kentleşmeye hazır. Dedik, bir güzelliği de şurada, konum itibariyle biz Zonguldak, Karabük, Bartın üçgeninin tam ağırlık merkezindeyiz. Neredeyse hepsine eşit mesafedeyiz. Biliyorsunuz Amasra Türkiye'de değil, dünyada çok önemli bir turistik merkez. Safranbolu yine öyle. Biz bu iki tane önemli turistik merkezin güzergahı üzerindeyiz. Bu turistik potansiyelden de faydalanmak için projelerimiz var. Evet. Çünkü gerek özel araçlar gerekse tur otobüsleri önümüzden geçiyor. Nehirde de turlar düşünüyor musunuz? Nehir üstünde de böyle keyifli turlar düşünüyor musunuz? Şimdi işte bizim Türkiye'mizin düzeninden kaynaklanan sorunlar var. Şimdi nehir kanal için alındı. 225 metre genişliğinde bir kanal. Fakat belediye olarak bizim o kanalın içine, nehrin içine müdahale hakkımız yok. Devlet Su İşleri diyor ki sen karışamazsın. Sen onun kenarına kadar gelirsin. Kenarında ne yaparsan yap. Belediyecilikte biraz işte bazı diyor. Sınırlar kalıyor galiba, değil mi? Bazı yani, yerlerde sınırlar engelliyor bizim, yapılabilecek şeyleri. İşte devletimizin kuralları var. Mesela karayolu geçiyor transit. Mesela karayoluna da biz karışamıyoruz. Devletin bu önemli kurumları kuruluş yasalığıyla kendilerini güvence altına almışlar. Ama biz de uyum içinde, işbirliği içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nehrin debisi üzerinde taşımacılık yapmaya elverişli değil. Filyos şey çok deli bir nehir. Bazen taşıyor böyle çok büyük böyle sular geliyor. Bazen de suyu iyice azalıyor. O yüzden üzerinde taşımacılık yapmaya elverişli değil. Bir de bizim suyumuzu çalmaya başladılar. Geride Bolu tarafındaki bir deremizin bir kolunu Ankara'ya kıtıyorlar şu anda. Ankara'nın içme suyuna katkı bir meşhur bir tünel var, 31 kilometrelik. O tünelle Ankara'ya akıyor. Yani suyumuz da gün geçtikçe azalıyor. Azalacak yavaş yavaş. Ben onları da kızıyorum yani, bizim suyumuzu almayın. Çünkü bu su ne kadar buradan bol akarsa bizim için bereket demektir. Tabii. Yani toprağın beslenmesi için bir şekilde lazım. Kısaca turistik potansiyelden bahsetmek istiyorum. Dedim ya, demin denize 20 kilometre mesafedeyiz ve denize Filios'un ulaştığı yerde yine adı Filios olan bir beldemiz var. Burada çok eski, milattan önce çok gerilere giden bir kale var. Burada Şahin hocamız var, Şahin Yıldırım Bartın Üniversitesi'nden. Son zamanlarda yapılan kazılarda çok önemli bulgular elde edildi. Ve bu Filios'taki kalenin etrafındaki bir antik kent var. Antik kentin özelliği şu, Karadeniz'in çevresindeki, yani buna Rusya, Romanya, Bulgaristan da dahil, bozulmamış
Tek antik kent Filios. Üzerine şehir yapılmamış. Diğer birçok yerde antik kentler varmış. O şehir Evet. hep üzerine devam edilerek altta kalmış tarihi şehir. Bizim kentimiz ise şu anda bozulmamış. Hocanın ifadesiyle Karadeniz'in Efes'i diye nitelendirilen bir yer. Bu gelecekte bu bölgeyi çok daha cazip hale getirecek. Bir de bu tarihi kente Romalılar döneminde Çaycuman'ın yakınlarındaki bir köyden bir mağara var, bir su çıkan mağara. Buradan su taşımışlar. İnanılmaz bir şey. 34 kilometre boyunca su hattı yapılmış. Bu su hattının da belli yapıları hala ayakta. Diğer taraftan yine Çaycuma'ya çok 5 dakika mesafede bir köyümüzde son zamanlarda bir mozaik olan bir villa bulundu. Yine o döneme ait. Oradaki mozaiklerin, ben abartılı konuşmayı sevmem, Zeugma ile yarışacağı söyleniyor. Onu da turizme kazandırmaya çalışıyoruz. İşte yanımızda Yedigöller, Safranbolu, Bartın, Amasra, işte ormanlar, nehir, deniz, kumsal. Hepsi iç içe. O kadar çok şeyimiz var ki. bir de Çaycuma Zonguldak'ın havalanına sahip. Hasbelkader de inşaatını ben yaptım yıllar evvel. Ve buradan Almanya'ya direkt uçak seferleri var. Yani biz o küçücük havalanımızda buradan Avrupa'ya seferler düzenleniyor. Yılın 8 ayında. Peki Avrupa'dan direkt öyle bir gerçekten katılım olarak, tercih olarak nasıl havalimanı tercih ediliyor mu? Bizim havalanımızın tercih edilmesinin asıl sebebi 60'lı yıllarda Almanya'ya ve Avrupa'ya buradan büyük göç olmuştu. Kömür bölgesi olduğumuzdan dolayı ilk Almanya'dan işte buradan gitmişti. O kuşak şimdi çok yaşlandı. Onlar memleketlerine uçakla gelmeyi tercih ediyorlar. İstanbul'a inen uçaktan belki 3 misli, 5 misli daha fazla para verip direkt Almanya'dan buraya gelip gidiyorlar. Yani sırf memleketlerine gelebilmek için. Hatta uçaklarda 30 civarında tekerlekli sandalyeli yolcu oluyor. Bu bizim tabii gençler de geliyorlar. İşte şu anda Corendon Hava Yolları reklama biliyor mu biraz bilmiyorum ama şu anda seferlere başladı. Kasım'a kadar devam ediyor. Yani Çaycuma Avrupa'ya, dünyaya açık bir kent. Birçok yerde havalanı olsa bile yurt dışı sefer yok. Aktarmalı gitmek zorunda. Biz aynı zamanda işte Ankara'ya çok yakınız. İstanbul'a çok yakınız. Bir taraftan Ukrayna'yla ticari ilişkilerimiz var. Zonguldak evet. Yani kömürle yıllarca kömürle var olmuş bir şehir olmasına rağmen artık yeni arayışlara gebe. Çaycuma'da güzel bir organ sanayimiz var. 50 civarında fabrikamız var. Nüfusunuz ne kadar başkanım? Şimdi Zonguldak nüfusu, toplam nüfusu bu parçalandıktan sonra, Bartın Karabük'e ayrıldıktan sonra 600 bin civarında. Çaycuma'nın ilçe olarak nüfusu ise 90 bin civarında. Ama bizim belediyemizin kapsadığı nüfussa 27.700 şu anda şu sıra. Ama Çaycuma çok hızlı bu nüfusu çoğaltacak. Ben tabii çok büyümesi taraftarda değilim ama sağlıklı büyümeden yanayım. Çok şirin, rahat, trafik problemi olmayan, hava kirliliği olmayan. Biz şu anda Çaycuma'da %90'ın üzerinde doğalgaz var. Çaycuma'da bacasından duman çıkan bir ev yok. Pırıl pırıl. Kentleşme de çok güzel. Son zamanlarda çok güzel yapılar yapıyoruz. O zaman belli bir şekilde o dumansız hava sahasınız biraz olsun yaratmışsınız galiba. Biz peki normal dumansız, hani şu insanların yarattığı dumanı engellemek için neler yapabiliriz acaba sizinle? Çaycuma'da şimdiye kadar sigara ile ilgili bir şeyler yapıldı mı? Sigara bırakma ile ilgili herhangi bir çalışma oldu mu? Ya da şu an bunun sonrasında geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz acaba sigarasız mahalle mi yapalım demiştik ama siz sigarasız mahalle yerine önce apartmandan başlayalım demiştiniz. Efendim demin dedik ya hani insanın yaşadığı ortam kendisini şekillendiriyor diye. Şimdi biz burada öyle binalar yapıyoruz ki tamamen tertemiz, çevre dostu binalar. Hatta Karadeniz bölgesinde olduğumuz için biz yeni bir uygulamaya başladık. Yağmur suyu biriktirenlere ödül veriyoruz. Belediye suyunu indirimli veriyoruz onlara. Ve yağmur suyu kullanmayı mecbur kıldık. Belki Türkiye'de bu konuda tekiz. Bisiklet parklarını, kapalı bisiklet parklarını zorunlu hale getirdik. Araç parkını biz Türkiye'de 3 daire bir otopark uygulanırken biz 2'ye 1 uyguluyoruz.
Yani şu anda şehirlerimiz, evlerimiz, sokaklarımız pırıl pırıl oldu. Şimdi bu pırıl pırıl olunca sigara kirliliği direkt göze batmaya başladı. Eskiden kurum, ispas varken sigara dikkate alınmıyordu. Şimdi sigara ortaya çıktı. Sigaranın hem dumanı hem izmariti böyle göze gelmeye başladı. Biz de bunlarla ilgili elimizden geldiğince bilinçlendirme çalışması yapmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle benim... İçindeki filtreler inanılmaz derecede zarar verici. Çünkü yıllarca tükenmeyen, gerçekten doğaya çok zarar veren bir yapısı var. Hem de aynı zamanda gerçek anlamda çevre kirliliği yaratması açısından. Hele ki şu andaki o güzel yeşillerimizi düşündüğümüz zaman insanların bir dikkatsizlikle yanan bir sigarayı atmasıyla ormanlarımız bile inanılmaz derecede zarar görüyor. O yüzden özellikle biz başlangıçta şu anda hem izmaritlerimizi yere atmayalım. İzmaritlerimizi en azından bir geri dönüşüm kutusu gibi farklı bir şey oluşturmak için bir çaba içerisindeyiz. Sigara Savaşanlar Derneği olarak. Hem de aynı zamanda bu dumansız hava sahasını biraz biraz işte sizin dediğiniz gibi apartmanlardan, yavaş yavaş mahallelere, yavaş yavaş artık yerleşim yerlerine ne kadar yerleştirebilirsek, ne kadar çok kişiyi sigarasız hayata başlatabilirsek bizim için çok önemli. Biz şöyle yaptık. Bu su damacanaları var ya, büyük su damacanaları. Evet. Onların üzerine takımların armalarını yapıştırdık. Hangi takımı tutuyorsanız izmariti ona atın diye. Ha, bakalım hangi takım daha çok izmaritli olacak diye. Çarşı merkezinde böyle bir yerimiz var. Bayağı Güzel bir işe sınırlaşma yaradı. şeklinde olmuş aslında bu Tabii da. yani işte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon 4 tane şey var. Vallahi bu hızla doluyor yani. Ama bu Biz arada tabii hangi takımın taraftarı daha çok tiryaki onu da anlamış oluyoruz onu anlamış oluyoruz. Elbette bu çalışmaları bu vesileyle sizlerin sayesinde daha ileri noktalara götürmek isteriz. Hakikaten sigara bütün zararların içinde yani diğer uyuşturucuları saymıyorum. En zararlı olanı ve Evet. telafisi mümkün olmayan zararlar bunlar. Mesela bazı şeyler var. Bunları bıraktığınız zaman geriye dönüşler sağlanabiliyor. Hatta sigarayı bıraktığınızda da bünye tamamen kendini yeniliyor. Tabii. Bildiğim Tabii. kadarıyla bir tek damar sistemine yapılan tahribat geri gelmiyor. Ve sigarayı da geç yaşta, ileri yaşta değil, erken yaşta bırakmak çok faydalı. Yani ben bununla ilgili size bir başımdan geçen bu Evet, serüveni de dumansız anlatmak hava isterim. sahası sohbetlerimize bir küçük video göndermiştiniz. Çok uzun yıllar çocuk yaştan itibaren aslında kullandığınızı ve genç yaşta içip sonra belli bir yaşta bıraktığınızı ifade etmiştiniz ve keşke daha erken bırakmış olsaydım demiştiniz. Evet, Serap Hanım, ben aslında sigara içmekte hiç istekli değildim. Yani 20'li yaşlarda çevrenin etkisiyle ve pasif içicilikle başladım. Üniversitede evde kaldığımız 5 arkadaşım hepsi de sigara içiyordu. Yani evin içi böyle dumandan gözü görmüyordu. Bir tane içiver, bir tane al, ne olacak filan derken öyle başladık. Ve çok şükür kurtuldum. 42 yaşındaydım. Bizim bir büyüğümüz vardır, rahmetli oldu şimdi. Koç'un bayisiydi o. Ve rahmetli Defne Koç'a da çok özenirdi kendisi. Onun böyle bir yerde taklit ederdi. Rahmetli Defne Koç günde 5 tane sigara içerdi. Ben ona tanık da oldum. Bir Avant'ta bir otelde rast gelmiştim. Hatta o 5 sigarayı böyle yer gibi içerdi. Nasıl dumanını çıkarmazdı Defne Koç. O da aynı onun gibi günde 5 tane sigara içerdi. Biz de böyle uzun Marlboro, günde 2 paket içiyoruz böyle ev için. O abi dedi ki bir gün, ya ben dedi, Bülent dedi, sigarayı dedi bırakacağım dedi. Ya günde 5 tane içiyor, bir şey değil ki yani bize göre. Bana gülme geldi. Dedim ki abi dedim, sen dedim yani ben senin gibi dedim günde 5 tane içsem dedim hiçbir zaman bırakmayı düşünmem dedi bana. 42 yaşındaydım, hiç unutmuyorum. Öyle deme dedi. Bunun dedi bir tanesi bile çok zararlı dedi. Güldüm içimden. Yani sonra nedense o benim kafamda yer etti. Aradan geçen 3-4 sene oldu. Ve ben bunu nasıl bırakacağım? Şimdi sigara bırakmakta en büyük sıkıntı, yani bir gün içmemek, bir hafta içmemek, bir ay içmemek, bu tolere edilebilir bir şey, rahat bir şey. Ömür boyu içmemek. Problem burada. Ben düşündüm, taşındım. Dedim ki yani ileri yaşta ben bunu bıraksam ne olacak? Bünye gitti. Bir de zaten astımım da var çocukluğumdan gelen. Kendimi şöyle ikna ettim. Dedim ki ben bunu 1 yıl içmeyeceğim.
bir yıl en azından içmemiş olmak bir kar, bünyeye de kazanç. Bir yılın sonunda ben tekrar içeceğim dedi. Tabii bu sigara içmede ilk bir gün çok zor. İlk bir hafta, hele ilk bir ay. İşte o ilk bir aydan sonra olaylar azalıyor. Hele 3 ay sonra daha da rahatlıyor. Sonra ben böyle bir rahatladım ki, bir baktım ki benim bir tane daha elim varmış. Ben tek el kullanıyormuşum. O bir el sigaraya çalışıyormuş. Bir rahatladım, ben bir hareketlendim. Oturan, sürekli oturmak isteyen kişi olarak birdenbire ben kendimi böyle enerjik, sportmen bir kişi olarak görmeye başladım. İşte 46 yaşındaydım o zaman. Sonra işte bir yıl geldi. Ben içeceğim yani, bir yıl söz verdim. Sözümü de tuttum. Ama bir düşündüm. Ben dedim ki yani bir yılın mücadelesini verdi. Gene ebediyen bırakmak zor ya. Bir yıl daha dedim kendime. Bir yıl daha rahat geçti. Sonra bir yıl daha falan derken her yılda bir oldu. Arada bir tane içiyor musunuz başkadım test etmek Hayır, için? Hayır, içmedim. Ama o 3 yıl sonra yaktım sigara. Fakat ertesi sabah pişman oldum. Ağzım böyle acılı şey. Tabii, artık vücut tamamen galiba atmış olmuş. Şimdi bakın 20 sene oldu. Üzülüyorum. Yani keşke hiç bulaşmasaydım ama burada ben gençlere tavsiyede bulunayım. Yani bu çevre faktörü. Ya bir tane içiver ne olacak? Ya ben zaten istediğim zaman bırakırım ne olacak gibi. Evet, arkadaş çiryakisi olmasınlar değil mi? Evet. Evet, ama bir de diğer taraftan hani içmemekle beraber içilen ortamlarda bulunulduğunda bu pasif işçilik de çok kötü. Yani ben şu andaki hükümetin yaptığı işler eleştirilmez ama bu sigarayla ilgili alınan tedbirleri çok faydalı görüyorum. Ve şu anda inanın açık havada bile içilen sigara beni rahatsız ediyor. Yani bu şimdi abartı gelebilir bazen. Nargile durumu nasıl Çay Cuma'da? Biliyorsunuz birçok yerde böyle nargile yerleri açıldı. Nargile içilen, aslında nargilenin de çok fazla sigara kadar zararı var. Hani öyle o İstanbul'daki çoğalma gibi, aynı zamanda Çay Cuma'da da böyle nargile konusunda çoğalma var mı açılan kafelerde? Yani var maalesef. Kafeler çok revaçta, özellikle gençler tarafından. İşte biz hani en azından hani o yerlerin kurallara uymasını sağlamaya çalışıyoruz. Açık alanlarını, o tür sigara ve nargile içilen kısımlarına hassasiyet gösteriyoruz. Yani kapalı alanlarda bunlara müsaade etmiyoruz. Ve bu tür kafe gibi yerleri çok iyi denetliyoruz. Ve onların hakikaten tam kurallarına uymasını sağlıyoruz. Ama tabii gençlerimiz, biz de işte gençlik. Yani gençler hakikaten böyle bir hevesli oluyorlar. Yani zaten biraz da böyle sigara içmek, bu tür şeyler hani büyümüş olmanın sanki evet, bir gösterisi gibi. O aşamaları yaşamış olduğunuz için siz daha iyi anlıyorsunuz tabii ki. Evet. Yani ben şimdi çok utanıyorum biliyor musun? Ben çocuklarım küçükken evde biz, eşim de içiyordu, o hala içiyor. Yani o biz onları nasıl zehirlemişiz, ben nasıl kendi kendimi suçluyorum şimdi. Farkında olmuyorsunuz. Yani hani teke kokar ya, tekeden daha kötü bir koku. Yani içen kişi onun farkında olmuyor. Ben bıraktıktan sonra gördüm. Nasıl böyle utanıyorum şimdi yani. Yani çevremizdeki kişiler de keşke bıraksa da tamamen böyle hem tamam dumanıyla hem de kokusuyla temizlenmiş çok daha sağlıklı ortamlarda olalım. Bu çok önemli tabii. Ama o arada tabii biraz ben sizden de bahsetmek istiyorum. Siz aynı zamanda eğitiminizi İstanbul'da Kabataş Lisesi'nde yapmışsınız sanırım. Daha sonra yine inşaat üzerine mi? Evet. Sonra durmamışsınız. Bir de açık öğretimde okumuşsunuz iş idaresi. Sonra bir de başka bir yüksek yapmışsınız. Siz de böyle bir aynı zamanda okuma ve eğitim üzerine de hep daimi kendini geliştirmek üzerine sanırım bir istek de varmış o dönem değil mi? Serap Hanım, yani hayatın kendisi sürekli öğrenmeye dayalı. Yani benim diploma merakımdan değil de ihtiyaç duyduğum eğitimleri bir şekilde sağlamaya çalıştım iş hayatı içinde. Öğrenmek çok önemli. Günümüzde eğitim işte maalesef Türkiye'de hepimiz biliyoruz istenilen seviyelerde değil. Ben iş hayatında da yanımda çalışan bütün herkesi daha çok öğrenmeye, daha işlerini daha iyi yapmaları konusunda çok uğraştım. Hatta benim ortam bana derdi ki ya bu insanlarla uğraşma, işine yaramıyorsa bırak gitsin. Sen niye bunlardan bu kadar uğraşıyorsun? Yani daha iyi bir ülke olmak, daha iyi bir dünya olması için eğitim çok önemli.
Ben inşaat mühendisliğini bitirdim. Sonra master yaptım. Ama daha sonra iş hayatı için de işle ilgili diğer eğitimleri almak istedim. Bir taraftan bilişim konusunda da ben gençliğimden beri bir şeyler yapmak için çaba sarf ettim. Hatta şarjıma bizim açtığımız bilişim firması sayesinde bilgisayarı ve interneti Türkiye'den önce öğrendi. Yani Samsun'un yani İstanbul bu kadar arasında... farklı eğitimleri almış olmanın aslında bir belediye başkanının katabilecekleri açısından da gerçekten o donanım açısından Çaycumalılar şanslı diye düşünüyorum ben. Yani Çaycumalılar şanslı ama benim personelim biraz şanssız oluyor bu durumda. onlar tabii çok sıkılıyorlar. Yani bu her konuda donanımda olmak ve bilim zamanında daha çok iş yapmak için çaba sarf etmek benden çalışmayla ilgili sıkıntı getiriyor. Onlara da Allah kolaylık versin diyorum. Diyecek bir şey bulamadım. Olsun yani yoruluyor olsalar da sizi çok seviyorlar. Bunu ben biliyorsunuz o zaman bize destek olan birçok dostumuz, arkadaşımız olmuştu. Belediye ve çevresinde de dahil bizi karşılayan, getiren, götüren. Hepsi başkanımız bir tane diyorlardı. O sevgiyi hissettirmiş olmanız dediniz ya gönüllü olarak sizin için çalışıyor olmaları çok önemli, güzel bir şey bence. Biz o zaman şimdi biz sizinle... ilk olarak başlatacağımız proje ne olabilir başkanım? Şimdiden böyle bir yarışma ortamı mı yaratsak acaba Çay Cuma'da Sigara Savaşanlar Derneği için? Dediniz ya o izmaritler, onlarla ilgili yakın bir zamanda farklı bir şey yapılabilir belki izmaritleri toplamakla. Serap Hanım, yani bu tür faaliyetler için işte gönüllü çalışanların sayısının artması lazım. Bizim bir kent konseyimiz var. Kent konseyimizle işbirliği yaparak bu farkındalıkları yaratmamız mümkün. Yani bu kafeler, toplu olan yerler, çok sigara içilen yerlerde yani böyle bir militanca değil belki ama hani o insanları böyle güzel bir takım telkinlerle veya işte onların zararlarını anlatarak bir şeyler yapılabilir. Biz işbirliğini açığız, önerileri açığız. Siz peki şimdi... benim şöyle bir önerim olabilir mi başkanım? Belediye içerisinde bir sigara bırakanlar kulübü kurabilir misiniz? Şimdi belediye içinde zaten sigara içilmesini son derece zorlaştırdık. Şimdi yeni binaya taşındık. Bina içinde zaten sigara içilmiyor. Şu anda sigara içen personelin durumu facia. Yani ben onları balkonda herhangi bir yerde de içirmiyorum. Merdivende de içirmiyorum. Bu şey gibi Atsız Alkolikler var biliyorsunuz. Atsız Alkolikler Kulübü. Şimdi ben internet üzerinde, Facebook üzerinde bir grup keşfettim. Grubun ismi Sigara Bırakanlar. Orada bakıyorum böyle birisi diyor ki ben işte bugün bıraktım ama şu rahatsızlığı yaşadım. İşte bugün üçüncü günüm ama şöyle şöyle hissediyorum. Birbirleriyle o gün işte hissettiklerini yazaraktan başkaları da adına diyor ki evet ben de bırakmıştım şöyle şöyle olmuştu şeklinde yorumlar geliyor. Ve birbirlerini aslında telkin ediyorlar. Yani bir evet Sigara Bırakanlar Kulübü bize oradan hemen biziz diye kendilerini belli ettiler. Bunun tarzında yani bir şekilde belediyenin içerisinde yine onlara destek verecek olan bir belki psikolog olabilir, belki bir onları yönlendiren bir kişi olabilir. Bırakmak isteyenler oraya gelip bir şekilde bu birbirlerini bulduktan sonra yavaş yavaş bir terapi gibi bir şekilde o birbirlerine destek olmak gibi neler yapabilirler, ne olabilir? Bununla ilgili böyle küçük bir çalışma yapılabilir mi acaba? Şimdi ücretlerini bile artırmak dahil her şey yapılabilir. Şimdi benim yanımda şu anda benim çok değerli bir elemanım ve hatta belediye meclis üyesi bir kardeşim var. Sigarayı böyle yutuyor, emiyor. Şu anda bizi dinlemek zorunda. Yani yan tarafta bilmiyorum nasıl bir işkence çekiyor. Mesela ilk ona bir bıraktırsak var ya arkası böyle dökülür gelir diye düşünüyorum. Evet. En zor odayı seçelim. Önce en zor odayı seçelim başkanım. Valla şimdi duyuyor kendisi burada. Bilmiyorum bakın bir şey söyleyecek misin Sezai? Bırakmakla ilgili bak. Ya en güzel örnek sizsiniz şu anda enerjinizle, aktifliğinizle, yaptıklarınızla ve şimdi, o bir dönem yaşadığınız pişmanlıkla size örnek alması lazım bence. Merhaba hanım şimdi Sezai arkadaşım yanımda sordum. Denedim ama olmadı diyor. Bu denemeyi üzerine gidelim. Evet. Bu arkadaşa bıraktırırsak var ya arkası söküne bak. Evet. İlk, Sezai Bey sizden başlıyoruz ilk olarak. Sezai bak duydun mu? Yandık diyor. Yok yanmayın. Bizim şimdi mesela bizi muhakkak izliyordur ya da onun da canlı yayını var.
Yönetim kurulumuzda çok değerli isimler var. Psikolog Alınur Hanım var, Alınur Özal. İşte Profesör Doktor Kadın Doğum Uzmanı Melahat Dönmez var. Onlar hep böyle zaten işte bu kromozomlardan tutun, işte birçok hastalık, otizmden tutun Down sendromuna kadar, ne kadar sigaranın şu andaki kuşak olmasa bile bir sonraki kuşağa verdiği zararları, aynı zamanda işte bir annenin bebeğine verebileceği zarar, bizim tamamen bir bayan olarak ya da bir erkek olarak cildimize, dişimize, gözümüze, tenimize, yani sadece iç organlarımıza, artık ciğerlerimize değil, kendimize, saçlarımızın kurulaması, kuru olmasından tutun, birçok şeye kadar sigaranın hayatımıza katmış olduğu zararı, kendimizi, yani o fitil oradan yanarken biz de içten içe nasıl kendimizi yakıyoruz aslında. Bunları o kadar güzel anlatıyorlar ve özetliyorlar ki bunların belki ilk zamanda bizim bir belki çay cumada bununla ilgili güzel bir seminer gerçekleştirebiliriz. Bırakmak isteyenlere de evet gönüllü bir ekip oluştururuz. Böyle bir seminer düzenleriz ve bırakmak isteyenleri de o gün davet ederiz. Onlarla ilgili uzaktan uzağa bir şekilde belki böyle bir online destekleyici bir projeyle en azından çay cumada birçok kişiye sigara bıraktırmayı, öncelikle de Sezai Bey'e bıraktırmayı başarırız belki. Tamam, Sezai'yi kurban seçtik. Kurban değilsiniz, siz şanslısınız. Siz şanslısınız. Şanslısınız, tamam. Serap Hanım, şöyle yapalım. Şimdi demin de anlattım. Burada görülecek, gezilecek çok da yer var. Aslında biz tabii bu değerli dostlarımızı burada misafir etme imkanımız da var, biliyorsunuz. Misafirhanemiz var. Hem siz burada ağırlasak böyle birebir, hem burada bir gezme imkanı olur, hem yüz yüze daha yararlı olur diye düşünüyorum. Uygun bir fırsatta ben bahsettiğiniz değerli dostlarımızı Çaycuma'da misafir etmek istiyorum. İnşallah başkanım. Yani şu anda peki pandemi dönemi bitti gibi değil aslında. Birçok yerde biliyorsunuz herkes normale dönmeye çalışsa da yine aynı zamanda vakalar oluyor. Sizin nasıl oldu? Yani çay cumada pandemiyi nasıl atlattınız? Hastalarımız var mıydı? Yoğun muydu? Şu anda nasıl oluyor vakalar? Hani bu bizim her türlü yapacağımız etkinlikleri etkileyen bir şey şu anda çünkü. Biz genel olarak iyiyiz. Yani vaka sayımız çok az. Korktuğumuz gibi olmadı. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Yani biz belediye olarak gerek pazar yerlerinde, gerek belediye binasında, gerekse şehrin diğer kısımlarında bu mesafelere ve kurallara uyması için elimizden geleni yapıyoruz. Gayet iyi bir şekilde yapıyoruz. Yani Çaycuma'da o manada fazla bir sıkıntı yok. Fakat Çaycuma'nın şöyle bir özelliği var. İşte bahsettiğim gibi böyle merkezi bir yer olduğu için bizim hastanemize çevreden de hastalar geliyor. Çaycuma Hastanesi önemli bir hastane. Dolayısıyla dışarıdan daha çok yakın yerlerden gelen hastalarla, ama merkezde açıkçası bir önemli bir sıkıntı yaşamadık. Tabii gevşememiz de gerekiyor. Evet. Bu tehlike... Ne mutlu o zaman. Yani gerçekten işte benim dediğim bilinçli kesimden kaynaklanıyor belki de o. Dedim ya, karşımda çok güzel bir bilinçli izleyiciyle karşılaşmıştım. Aynı şekilde o dönemi de gerçekten sanırım bilinçli bir şekilde geçirdikleri için böyle vakasız bir şekilde merkezimiz kendini korumuş durumda. Biz bu konuda hakikaten belediye olarak çok iyiyiz. Bizim her tarafta billboardlarımız var. Mart ayından itibaren bu billboardlarda bunu destekleyen afişlerimiz var. Belediye hoparlöründen hep dönem dönem yayınlar yaptık. Hatta böyle halkımızdan pandemiyle ilgili güzel müzikler yapanlar oldu. Onları belediye hoparlöründen yayınladık filan. Böyle sempatik bir şekilde halkın evde kalmasını sağlamak ve kurallara uymasını sağlamak için güzel şeyler yaptık. Kaymakamlığımızla da güzel işbirliği halinde götürüyoruz. Bir sıkıntımız yok. Misafirhanemiz de o manada gayet iyi. Yani belki hemen değilse bile uygun olan bir zamanda sizleri misafir etmeyi isteriz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman birkaç proje aldık hemen sıraya. Öncelikle seminerlerimiz. Sezai Bey başta olmak üzere sigarayı yavaş yavaş çay cumalı vatandaşlarımıza da bıraktırabiliyor olmamız. Sigarasız apartman projemiz. Sizden onunla ilgili dönüş bekliyoruz. Sigarasız apartman çok bence uygulanabilir bir proje. Evet. Aynı zamanda bakalım Fenerbahçeli mi, Galatasaraylı mı, Beşiktaşlı mı, o yarışın sonucunu da bekliyoruz izmaritler konusunda. Gerçekten. Ben inanıyorum ki Sezai kardeşimiz de bıraktığında çok pişman olacak daha önce içtiği için.
Yani bundan Evet. eminim yani. Sizin aynı zamanda o gün her zaman yanımızda olan Ahmet Bey, başkan yardımcımız. Ahmet Bey içiyor muydu sigara? Ahmet Bey içmiyor. İçmiyor değil mi? Şimdi Ben onda zaten o içmeme bilinçliliğini her zaman Serap Hanım şöyle, görmüştüm. eskiden beri mevcut olanlarda bir şey yapamıyorum. Şimdi Sezai kardeşim çok değerli. Ama yeni benden çalışacak olanlarda sigara içmeme koşulu var. Onu söylemeyi Evet. unuttum. Ben işe Açıkçası alırken de ben bir sigara... dönem, belki bana kızabilirler şu an izleyenler, dinleyenler, ama ben Sigara Savaşanlar Derneği olarak bu savaş içerisindeyken neler yapılabilir arasında, ben de demiştim ki iş ve işçi bulma kurumunda başvuran kişilerde sigara içmeme özelliğinin aranması ile ilgili bir not düşülebilir demiştim. Çünkü Ben hem gerçekten... içinden tanıyor, hem aynı zamanda iş yerinde yan tarafındaki arkadaşına kıyafetinden tutun pek çok şeyine kadar biraz önce bahsettiğimiz kokuyla rahatsızlık veriliyor. Yani birçok aslında sigara içen kişinin hem kendisine hem işine hem iş yerindeki arkadaşlarına zararı var. Serap Hanım, bu konuda ben çok ciddi uygulama yapıyorum. Bizim iş başvuru formumuzda sigara içip içmediği de yazıyor. Böyle sigara içip de bırakacağım diyen birçok kişi işe aldım ve bıraktılar. Yani işe girme vesilesi sigara bırakmaya da vesile olmuş oldu. Bunu çok O da net bir güzel şekilde bir yöntem. uyguluyorum. Yani alırken zaten içmeyene öncelik vermeye çalışıyoruz ama çağırıyorum, diyorum ki tamam bak özelliklerin uyuyor, seni işe alacağım ama sigarayı bırakman şartıyla, diyor. Bazıları bırakmam diyor. O zaman olmuyor. O zaman Ama anladım. bırakırım diyenler oldu çok ve onları işe aldım. Yani şöyle, bu bir ne bileyim Biz bunu despot. dumansız iş yerine dönüştürelim aslında. Dumansız hava sahasını dumansız iş yeri konumuna getirebiliriz bir şekilde aslında bu projeyi. Dumansız iş yeri zaten şöyle, yani kapalı alanlarda içilmediği İçmek için yasak yani. Tabii kapalı o alanda zaten zorunlu oluyor ama işte dumanı dışarıda kaçırıyoruz. Ama bence apartmandan başlamak lazım. evet. Yani güzel ve keyifli projeler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Biz zaten şu an Sigara Savaşanlar Derneği olarak özellikle izmaritlerin yere atılmaması ile ilgili bir afişle bir çalışma başlatıyoruz. Eğer yer verebilirseniz sizin belediyenize de bir tanesini ulaştırmak isteriz. En azından birkaç billboardunuzla dost ve Hay hay, hay hay. vatandaşlarınızın Tabii. hemşehrilerinize ulaşırsa küçük bir bilgilendirici bir billboard olacak orada. Ben çok Serap teşekkür Hanım. ediyorum başkanım. Süremiz böyle yavaş yavaş toparlamak üzere. Bakıyorum doluyor. Sizi de çok fazla meşgul etmek istemiyorum. O yüzden belediyecilik olarak sizin bugünkü bu sohbetimizde sizin aktarmak istediğiniz düşünceleriniz varsa onları almak istiyorum son olarak. İzmaritten başlayayım yine. Bu izmaritlerin en kötü tarafı, bu izmaritler onlar bu rüzgarla şeyle yuvarlanıyorlar ve bizim yağmur suyu ızgaralarımızın içine doluyorlar ve Evet. ani yağmurlar yağdığında bir de böyle bu ızgaraların tıkanmasına sebep oluyorlar. Bunu da bence afişlerinizde işlemenizi öneriyorum. Sonra da Hakikaten belediye çalışmıyor. Niye bu ızgaralar tıkalı diyorlar. Halbuki kendileri tıkamış aynen. oluyorlar. Efendim, belediyecilik olarak şöyle, yani ben kendimi çok mutlu addediyorum. Yani bizim yine kendi ölçeğimizde Çaycuma'da insan odaklı, yaya odaklı, çocuk, genç, yaşlı ve kadın odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bizim yollarımızda ve yolların kenarındaki trotuarlarda ve yaya yollarında bir kod farkı yok. Bizim bütün yollarımız böyle aynı düzlemde. Yani yürürken, karşıdan karşıya geçerken ayağınız takılması söz konusu değil. Ve bir Ne mutlu, ne güzel. engelli kendi kendine her yere ulaşabilir vaziyette. Bütün binalarımızı, işte düğün salonlarımızı, her yeri de yayalar için uygun hale getiriyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Bu Diğer taraftan gerçekten biz... çok önemli. Başkanım, bununla ilgili küçük bir not düşmek isterim. Ben Datça'daydım geçtiğimiz yaz döneminde. Uzun bir dönem orada kaldım. Orada Datça Belediyesi'ne, Engelliler Derneği'ne, yine oradan bir başkanlığını yapacak olan bir arkadaş bir gün belediye başkanını almış. Demiş ki, gel senle beraber şu caddede, sokaklarda bir yürüyelim demiş. Ben tekerlekli sandalyemde, sen yanında. Nasıl gideceğiz? Bir yere gelmiş, bak bakalım demiş, ben buradan nasıl gideceğim? Şimdi şuraya gitmek istiyorum, nasıl gideceğim? Buraya. Bütün o ara sokakları engelli tekerlekli sandalyeli kişiyle dolaşmışlar ve
İşte ne tarafa düzleştirilmesi, arabanın geçmesi için bir düzlük yapılması gerekiyor. Ne tarafa başka bir şekilde bir düzleştirme yapılması gerekiyor. Nereye küçük böyle düz bir yokuş yapılması gerekiyor. Bunların hepsini ben buradan şuraya gitmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum. O tekerlekli sandalyeyle bütün o sahil şeridi boyunca gezmişler belediye başkanımızla. Gürsel Uçar o da, Datça Belediye Başkanımız. Onunla beraber keşfetmişler. O kadar tamamen bir engellinin kendi kendine tekerlekli sandalyesiyle baştan aşağı o sahili dolaşıp gezmesi, diğer engelsiz vatandaşlarımız gibi gezmesi o kadar mümkün ki. Çok keyifli, çok güzel bir çalışma yapmış. Sizin şu an bahsettiğiniz de işte her yerin düz olması, engellerin hiçbir engele takılmıyor olması çok önemli bir şey aslında. Biz bu konuda sanıyorum birçok belediyeden ilerideyiz. Bir de bizim sadece yayaların dolaşabildiği tarihi çarşımızda büyükçe bir yaya bölgemiz var. Yani burada aileler, çocuklar araç riskinden uzakta rahatça gezinebiliyorlar, oralarda vakit geçirebiliyorlar. Diğer taraftan bizim bir amiral gemimizde bisiklet. Çaycuma şu anda 20 kilometreye yakın, kent merkezinde ama 20 kilometreye yakın bisiklet yoluna sahip. Ne güzel. Biz bu işe gelir gelmez 2014'te başladık, çok mesafe aldık. İlk başlarda çok yadırganmıştı. Yani bu nereden çıktı diye. Şimdi araç sahipleri, otomobil sahipleri benden şikayetçi. Ben onların şikayetçi olmasını kabulleniyorum. Onlar da artık bana alıştılar. Kent içinde araç kullanılmasını istemiyoruz. Daha çok yürüyerek mümkünse, değilse bisikletle, eğer hani bu da mümkün değilse toplu taşımayı özendiriyoruz. Hakikaten ben şöyle diyorum, biz nüfusumuz, gene nüfusumuz oranla Türkiye'de belediyecilik anlamında bir laboratuvarız. Yani birçok belediyenin bizden örnek alacağı uygulamalar var ve bu uygulamalarımız da gün geçtikçe de gelişiyor ve geliştikçe de çok büyük beğeni alıyor. Çaycuma bu sayede yakın beldelerden ve dışarıdan çok ziyaretçi alıyor. İnanamazsınız. Yani akşamları falan çok kalabalık oluyor. Yani gerçekten başkanım çok yeniliklere açık bir insan olduğunu zaten bildiğim için Çaycuma'nın çok güzel gelişmelere daha sahne olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Belediyemizin hobi kursları var mı? Var var. Bizim özellikle müzikle ilgili topluluklarımız var. Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Bir de çocuk korosu kurduk. Aynı zamanda bir bandomuz var ve bu bandonun müzisyenlerin hiçbirinin müzikle ilgisi yoktu. Hem müzisyen oldular hem de iş sahibi oldular onlar. Diğer taraftan birçok konularda da kurslar düzenliyoruz. Onları destek veriyoruz. Ünlü resim sanatçılarını çağırıp onlarla burada programlar yapıyoruz. Çok böyle etkinlikler, aktiviteler yapıyoruz. Bir tek bu işte son 3-4 aydır pandemi nedeniyle aksadı. Yani hakikaten etkinlikler böyle... Ben şöyle bir şey de önerebilirim başkanım. Yani biliyorsunuz online kurslar var. Böyle bir etkinlik ya bir hobisi olan bir kişi uzun bir dönem aslında sigara içmeyi aklına getirmiyor. Yani bir resim yapmaya başlayan, bir ebru sanatıyla ilgilenen, işte başka bir seramikle ilgilenen, heykelle ilgilenen bir kişi uzun bir dönem ona böyle yoğunlaştığı zaman aslında aklına sigara gelmiyor. Çünkü ona iyice bir yoğunlaşmış oluyor. Bu yemek yapan kişiler için de geçerli. Yemek yaparken sigara içmek o dakika çok fazla derecede aklına gelmiyor. Bittikten sonra belki oturup bir köşeye sigarasını içiyor. O yüzden belki pandemi dönemi için bu konuda uzman kişilerin vereceği evlere yönelik online kurslar olabilir. Hani o kişilerin aynı zamanda onun başında oturup onunla beraber yapacağı etkinlikler gibi. Ya da işte dönemi atlattıktan sonra bu tarz eli oyalayan, beyni meşgul eden kurslar ne kadar çok olursa, o sigara bırakmak isteyenleri de aslında o kurslara ne kadar çok yönlendirirsek, bir süre için onların o aklından aslında önce ders aşamasında, sonra kendi yaptıklarını üretme aşamasında yavaş yavaş o sigara kullanma aşamasını daha az bir zamana, daha az tüketime dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Haklısınız. Bunu daha çok üzerine düşelim bundan sonra. Ben bir de ilaveten şunu söylemek isterim. Şimdi sigara içen kişi hareket etmek istemiyor.
Daha çok oturmayı tercih ediyor. Çünkü hareket halinde sigara içmek pek keyifli bir iş değil. Biz o yüzden de işte zaten sokakları böyle çok rahat yürünür hale getirdik. Mesela pazara insanlar yürüyerek gidip geliyorlar. O kadınlarımız o pazar arabasını çeke çeke götürüyorlar, getiriyor. Şimdi yürüme ve hareket fazlalaştıkça insanların o zaman sigarayla ilgili hesaplaşmaları da çoğalmaya başlıyor. Tabii. Bir taraftan bisiklete binen kişi de çok fazla sigara içemez. O açıdan da şanslılar. Bir de biz yine bir ilçe, bizim gibi bir ilçede olma şansı olmayan bir projeye giriştik. Yüzme havuzu olan bir spor merkezimiz var. Onu da bu sene inşallah bitirmek istiyoruz. İnsanları hareket etmeye zorlamak. Yani daha çok hareket etmelerini sağladığınız zaman, yürümelerini sağladığınız zaman otomatikman da sigarayla hesaplaşmalarını da gündeme getireceğimizi düşünüyoruz. Ne Ama bu? Diğer taraftan da sizin söylediğiniz bu tarz hobilerle uğraşmak da insanın sigara içme isteğini azaltacağını ben de inanıyorum. Evet, bunu değerlendirelim. Bir şekilde bunu da değerlendirilebilir. Bu arada bizi takip eden şu an izleyicilerimiz de var. Onlardan size sorular sormak isteyenler varsa bakalım. Onlardan da varsa böyle bir katılım, küçük de olsa. Şimdi ben yorumlarımıza baktım. Hep biraz evvel bir bayan özellikle dedi, başkanım yine özel güzel bir konuyla gelmişsiniz dedi. Sanırım bu sigarayla ilgili başladığımız sohbetten o da keyif alan, içmeyen bir izleyicimizdi. Özellikle ben çok teşekkür ediyorum. Bugün beni kırmadınız. Keyifli bir şekilde hem sigara üzerine hem Çay Cuma'yı hiç tanımayanlara Çay Cuma konusunda bilgilendirmek üzerine çok keyifli, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nden dediğim gibi Aynur Hanım, Melahat Hanım, yine bir sanatçı dostum var Zeliha Sunal benim adıma. Şu kısa bir dönem ben bir Bodrum'a geçtim. Şu anda Bodrum'dayım. Bodrum'da olduğum süreçte özellikle ondan rica ettim. Ben dedim tam düzenimi oturtana kadar sen yaparsın programları diye. O benim yerime devralmıştı. Belki o da çok aktif. Aynı zamanda geri dönüşüm üzerine çok özel, çok güzel seminerler düzenliyor. Sigara bir tarafta, geri dönüşüm bir tarafta onda. O yüzden çok aktif bir şekilde belki böyle bir ekiple sizi Çay Cuma'da ziyaret ederiz diye düşünüyorum başkanım. Çok memnun olurum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Bir taraftan sanatsal çalışmalar yaparken böyle çok önemli bir konuya mesai ayırmanız, zaman ayırmanız çok takdire şayan. Geri dönüşüm deyince onu da bu arada ilave de biz geldiğimizden bu tarafa geri dönüşüm konusuna çok ağırlık verdik. Biz yılda 1 milyon kilo ambalaj atığı topluyoruz. Hiçbir belediyenin bölgede yapmayan böyle bir şey yapmıyorlar. Burada hem bu sayede 15 civarında kişiye iş sahibi yaptık, hem şirketimiz para kazanıyor, hem de dünyaya ihaneti önleme yolunda çok önemli adımlar. Bu benim vicdanımı çok böyle rahatlatan bir uygulama. Geri dönüşümü de daha ileri noktalara götürmek istiyoruz. Marketlerde, oralarda sepetlerimiz var ama evlerde toplama için de yine böyle bir seferberlik gerekiyor. Evde ayrı toplam. Çünkü birçok evde ayrı toplamak başka. Zeliha Hanım'ın yaptığı evde bulduğumuz o atıklar, atacağımız şeyleri daha çok nasıl değerlendiririz? Hayata nasıl katarız? Böylelikle tamamen nasıl geri bir dönüşüm elde ederiz? Bunu da çok güzel bir şekilde özetliyor. Zeliha Hanım'la da çok iyi anlaşacağımı düşünüyorum. Çünkü ben de eskiciyimdir. Ben hiçbir şey atmam. Her şeyden bir şey yapmaya çalışırım. O da çok değerli. Yani bu tüketim toplumunda her şey atılıyor. Ve bunlar da belediyeler için de büyük sıkıntı. Adam konteynerin yanına koltuğu koyuyor. Ne yapayım ben şimdi koltuğu, değil mi yani? Halbuki onun da bir şekilde bir kullanılması mümkün olabilir. Bu da çok güzel bir konu. Bunu da İnşallah o zaman çok teşekkür ediyorum ben katılımınıza. Bütün bizi yalnız bırakmayan, dönem dönem katılan, bizimle birlikte sohbetimize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Çay Cuma'ya sevgilerimizi yolluyoruz. Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği olarak biz aslında sigara içmeyene saygı önceliğimiz bu. Çünkü evet biz birileri sigarayı bıraksın istiyoruz ama bir zorlayıcı değil. Çünkü kimse gerçekten istemedikten sonra sigara gerçekten bırakılmıyor. Yani Sezai Bey'in de gerçekten istemesi lazım. Denemekle olmuyor, isteyecek, başaracak. Çünkü irade ve ben her zaman şunu söylüyorum. Yani siz kendinizi seviyorsanız siz sigaradan daha güçlüsünüz. Muhakkak onu yenebilirsiniz diyorum. Bizim konumuz buydu bugün. Çok teşekkür ediyorum değerli sohbetiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de çok mutlu oldum. Başarılı çalışmalar diliyorum size. Sağlıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Çay Cuma'ya sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.